Eğlenceli alışveriş yolculuğuna hoş geldiniz. Bu rehberde, mağazanıza Excel ile ürün yüklemek için gerekli olan, yardım konularına ulaşabilirsiniz. Ürün sayınız fazla olduğunda, gerek kendi envanterinizde bulunan, gerekse de satış yaptığınız farklı pazar yerlerinden almış olduğunuz, çeşitli yapıda Excel dosyanız bulunabilir. Farklı yapılarda bulunan bu dosyaları, Shopobüs'e yüklemek için dönüştürmek gereklidir. Öncelikle mağaza panelinize giriş yapın. Ardından, ürün yönetimi altında bulunan, Excel, XML ile ürün yükle alanını tıklayın. Örnek Excel şablonunu tıklayın ve bilgisayarınıza indirin. İndirdiğiniz dosyayı, açın. Dosyada, doldurulması gereken sütunlar, örneklendirilmiştir. Bu sütun başlıkları, ürün dosyanızı Shopobüs'e yüklerken, eşleştireceğiniz başlıklardır. dirdiğiniz örnek dosyadaki örnek alanları silin. Dosyada olmayan eklemek istediğiniz sütunları en sona ekleyin. Örnek olması için eşleştirilecek sütun olarak ürünün kaç günde kargoda olacağı sütununu ekleyelim. Çünkü bu alan eşleştirmede zorunlu alandır. farklı Excel formatındaki ürün bilgilerinizi, Shopobüs'e yükleyeceğiniz dosyaya, gösterildiği gibi geçirin. kategori alanını doldururken, diğer dosyadaki kategorilerin, aynısını yazmanıza gerek yoktur. Bu alan, ileride sütun eşleştirme adımında, şopobüs kategorileri ile eşleştirileceği için, hatırlayacağınız kategori isimlerini yazmanız yeterli olacaktır. Diğer alanları, aynı şekilde doldurmaya devam edin. Eğer, sütunlarda ekleyeceğiniz değer yoksa, boş bırakabilirsiniz. Sistem, boş alanları ürüne eklemeyecektir. Örneğimizde gümüş ürünleri olması nedeniyle ürün özelliği olarak cinsiyet değerlerini girebilirsiniz. Diğer alanları da aynı şekilde girin. Ürünlerinizin indirimli fiyatı varsa bu alanı doldurun. Yoksa bu alana piyasa satış fiyatını yazın. Ürünlerinize indirimli fiyat belirlerken Excel'de formülle işlem yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Excel'in bu alanı sayı olarak değil, formül olarak görmesidir. Excel ile ürün yüklemede sistem formülü içeri aktarmayacaktır. Bu nedenle formül uygulanan tüm sütunu seçin ve kopyalayın. Ardından gösterildiği gibi değerler olarak yapıştırın. Görüldüğü gibi formül artık sayıya dönüştü. Artık, dosyanızı sisteme yüklerken, buradaki verileri, sisteme aktarabilirsiniz. Bu alandan, ürünlerinizin görsel linklerini girebilirsiniz. Diğer Excel dosyanızdaki, görsel linklerinizi kopyalayıp, Shopobüs'e yükleyeceğiniz dosyaya yapıştırın. diğer Excel dosyanızda. Ürün görsel linkleriniz, farklı sütunlarda bulunabilir. Bu linkleri, Shopobüs'e yükleyeceğiniz dosyada, tek sütunda birleştirmek gerekir. Tek sütunda birleştirilecek linkleri, birbirinden ayırmak için, ayraç kullanmak gereklidir. Ayraç olarak noktalı virgül kullanabilirsiniz. Diğer dosyadan kopyaladığınız ürün linkini. Shopobüs'e yükleyeceğiniz dosyadaki ürün görsel linkinden sonra eklediğiniz noktalı virgülün yanına yapıştırın. Varsa, diğer görsel linkleri içinde aynı işlemleri tekrarlayın. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Eğer fotoğraflar mağazanıza yansımıyorsa, ya fotoğraf linkleri bozuktur, ya da linkler kapalı bir serverda bulunuyordur. Bu durumda, fotoğrafları manuel olarak ekleyin. Diğer sütunlar için de gerekli bilgileri girin. Eklemek istediğiniz başka sütunlar varsa sona ekleyebilirsiniz. Örneğimizde kolya olduğu için ürün özelliği olarak zincir uzunluğu sütunu ekleyelim ve özelliğe bir değer girelim. Örneğimizde kedi tırmalaması olduğu için ürün özelliği olarak kumaş sütunu ekleyelim ve özelliğe bir değer girelim. Son olarak dosyayı formüllerden arıtmak için gösterildiği gibi tüm dosyayı seçin. Tüm verileri kopyalayın. Verileri değerler olarak yapıştırın. Son olarak dosyanızı bilgisayarınıza kaydedin. Öncelikle mağaza panelinize giriş yapın. Ardından, ürün yönetimi altında bulunan Excel dönüştür alanını tıklayın. Dosya seçiniz alanından, bilgisayarınıza kaydettiğiniz ürün dosyanızı seçin. Profil yönetimi alanından bir profil seçin. Bu alanda sistem, Trendyol Excel yapısı ile uyumlu olduğu için, iki ayrı eşleştirme profili bulunmaktadır. Herhangi birini seçebilirsiniz. Bu alanda, Shopobüs'e e yüklediğiniz dosyadaki sütun değerlerini listedeki başlıklarla eşleştirerek ürün dosyanızı Shopobüs sistemi ile uyumlu hale getirin. Birleştirme etiketi alanında, model kodu alanını, ürün kodunuzla eşleştirin, ürün rengi alanını boş bırakın. Birleştirme etiketinde model kodunun kullanılması, ürünün özellik ve seçeneklerini, ilgili model kodundaki ürün üzerinde toplar. Diğer alanları, yüklediğiniz dosyadaki sütunlarla eşleştirmeye devam edin. Özellik alanı, ürününüz ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren alandır. Bu alana, yüklediğimiz Excel'de, son sütunlara yeni özellik değerleri girmiştik. Üründe, görülmesini istediğiniz bu alanları, artı işaretini tıklayarak çoğaltın ve eşleştirin. Ürünün, kaç günde kargoda olabileceği alanı eşleştirin. Seçeneksiz ürün yüklediğimiz için bu alandaki değerlerin hepsini boş bırakın. Fotoğraf ayıracı olarak noktalı virgül kullanmıştık. Farklı bir ayraç kullandıysanız bu alana o değeri girin. Bu alanda ürününüzün görsel linklerini eşleştirin. Farklı sütunlarda birden fazla görsel linkiniz varsa artı butonunu tıklayarak görsel link alanı açın ve eşleştirmeye devam edin. Yaptığınız eşleştirmeyi daha sonraki ürün yüklemelerinizde kullanmak için profile bir isim vererek dönüştür butonuna tıklayın. Bu şekilde profili kaydederek sonraki ürün yüklemelerinizde aynı işlemleri tekrarlamazsınız. dönüştürdüğünüz dosyanız, bilgisayarınızın indirilenler klasörüne kaydedilecektir. İndirilen dosyayı, bilgisayarınızın, sol alt köşesinde de görebilirsiniz. Ardından, ürün yönetimi altında bulunan, Excel, XML ile, ürün yükle alanını tıklayın. İndirdiğiniz dosyayı, gösterildiği gibi sürükleyerek, ya da, ilgili alana tıklayıp, bilgisayarınızdan seçerek yerleştirin. Ardından, onayla ve devam et, butonuna tıklayın, ve işleminize devam edin. Açılan sayfada yine onayla ve devam et butonuna tıklayarak devam edin. Bu alan yüklediğiniz dosyadaki verilerin ön izleme alanıdır. Burada yüklediğiniz ürünlerin adını, kategorisini, ürün özelliklerini, fotoğraf linklerinin eşleşmelerini kontrol edebilirsiniz. Product Option alanı, seçeneksiz ürün yüklediğimiz için boş olarak gelecektir. Ürünün barkodu, model kodu, kategorisi. Eklediğiniz özellik ve seçenek değerleri. Markası ve ürün açıklamaları. Piyasa fiyatı ve indirimli fiyatı. Ürünün stoğu, vergi oranı, kargo ağırlığı. Eklediğiniz görsel linkler, kargoya veriliş süresi eklediğiniz ek özellikler ön izlenebilir. Ürünlerin sisteme doğru gelip gelmediğini veri alanını tıklayarak da kontrol edebilirsiniz. Bu alanda her sütun başlığının karşısında bir numara bulunur. Örnek olarak fiyatın karşısında 14 numara var. Açılır liste tıklandığında 14 description ve product special başlıklarının arasında bulunmaktadır. Veri ön izleme alanında description ve product special başlıklarının arasında fiyat alanını görebilirsiniz. Aynı şekilde bir de vergi oranı alanını kontrol edip verilerin doğru gelip gelmediğinin sağlamasını yapalım. Bilindiği gibi, Excel dosyaları ile gelen verilerin bir standartı olmadığı için, sistemler, %100 tutarlılık gösteremeyebilir. Bu nedenle, fotoğraf ekli alanından, ürün görsellerinizin kontrolünü yapmanız çok önemlidir. Bu alandaki resim başlığı, ana fotoğrafı ifade eder. Bu alanda, 4 ile numaralandırılmıştır. Açılır liste tıklandığında 4 product image başlığından sonra gelmektedir. Veri ön izleme alanında aynı şekilde product image başlığından sonra resim alanını görebilirsiniz. Ek resimler 3 ile numaralandırılmıştır açılır liste tıklandığında 3 Product Attribute başlığından sonra gelmektedir. Veri ön izleme alanında. Product Attribute alanından sonra bu alanın geldiğini görebilirsiniz. Bu alanın boş olmasının nedeni ürün görsel linklerini ayraç kullanarak tek sütunda toplamıştık. Excel dosyanızdaki görsellerinizi ayraç kullanmadan her görsel sütunu için ayrı ayrı eşleştirdiyseniz Yeni kolon butonunu tıklayın ve her görsel sütunu için eşleştirme alanı açın. Bu örneğimizde tek sütun için eşleştirme yapıldığından dolayı açtığımız alanları gösterildiği gibi silebiliriz. Şimdi veri alanındaki kontrollerimizi tamamlayabiliriz. Bu alanda son olarak varsayılan vergi oranını kontrol edin. Eğer dosyanızda vergi oranı alanı boş kalırsa bu alan boş olan alanlara uygulanacaktır. Verilerin doğruluğundan emin olduktan sonra, onayla ve devam et butonunu tıklayarak işleminize devam edin. Bu alanda, yüklediğiniz dosyadan gelen kategorileri, Shopobüs kategorileri ile eşleştirin. kategori eşleştirmesine bir isim vererek kaydedin. Bir sonraki ürün yükleme ya da güncellemelerinizde bu profili seçerek aynı işlemleri tekrarlamamış olursunuz. Onayla ve devam et butonunu tıklayarak işleminize devam edin açılan sayfada aktarma işlemini başlat butonunu tıklayarak ürünleri mağazanıza aktarın. Bu alanda dosyanızdan mağazanıza aktardığınız ürünleri görebilirsiniz. Ürünlerin aktarım işlem durumlarını, varsa hataları bu alanda görebilirsiniz. Ardından ürün yönetimi altında bulunan mağazanızdaki ürünler alanını tıklayın. Ürünlerinizin onay durumlarını bu alanda görebilir, varsa düzenleme yapmaya devam edebilirsiniz. Ürünleriniz onaylanınca mağazanızdaki ürünler alanını tıklayarak onay durumlarını görebilirsiniz. Durumu: Yayında olan ürünler satışa açılmıştır. Aktardığınız ürün bilgilerini kontrol edin. Yayında olan ürünün Shopobüs'te görüntülemesini yapabilirsiniz. Ürünün adını, mağaza profilinizde belirlediğiniz minimum sipariş tutarını, ürünün en geç kargoya verilebileceği günü, ücretsiz kargo tutarını, indirimli ve piyasa satış fiyatını, indirim yüzdesini, fotoğraf ön izlemesini bu alanda inceleyebilirsiniz. Ürün açıklamaları ve eklediğiniz özellikleri de bu alanda inceleyebilirsiniz. Dilerseniz, info.shopobus.com adresine, mağaza adınızı ve talebinizi belirterek, ürün dosyanızı gönderip, destek talep edebilirsiniz. Eğlenceli satışlar dileriz.